Merhaba sevgili Kanal B izleyicileri, yepyeni bir Doğru Seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversite adaylarının doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızda Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan ve %100 İngilizce ve %30 İngilizce programlarıyla ön plana çıkan psikoloji bölümünü daha yakından tanıyacağız değerli konuklarımızdan. Merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Zuhal Yeniçeri Kökdemir hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş buldum. Teşekkürler. Mezunlar adına sevgili izleyiciler, Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2020 yılında mezun olan ve şu anda yine Başkent Üniversitesi Labirent Psikoloji Çalışmaları Merkezi'nde klinik psikolog olarak görevine devam eden Berkay Çakmak bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz öğrenciler adına sevgili izleyiciler. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Tuğba Erdem de bizlerle. Hoş geldiniz Merhaba, programımıza. Merhaba, hoş bulduk, teşekkürler. Zuhal Hocam, evet, üniversite adayları için zor bir süreç, heyecanlı bir süreç. Aslında bir karar verecekler hocam. Psikoloji bölümü de aslında geçmişten günümüze gerçekten ilgi gören tercih listelerinde adını sık duyduğumuz bölümler arasında. Başkent Üniversitesi'nde %100 İngilizce ve %30 İngilizce programlarıyla ön plana çıkıyor. Hocam, ben daha ayrıntılı bilgileri sizden alalım isterim. Tabii ki. Öncelikle bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Özellikle tercih sürecinde. Evet. Çünkü belirli bir sınav sonucunun ardından önemli bir karar süreci daha bekliyor öğrencileri. Ve bu süreçte belki de yıllarca hayal ettikleri yerden karar değişiklikleri de yapabilirler. Ve aslında biz daha henüz kendileri öyle düşünmüyor olsalar bile aslında çok genç ve küçük bir yaşta evet, hayatlarının hocam. Devam edecek süreçleri için önemli bir karar vermelerini karar bekliyoruz. Olacaklar. Ama ben de geçtim bu süreçten. Öncelikle buradan herkese, bütün adaylara ve belki gelecekteki adaylara da hayatlarının seçimini yapıyorlarmış gibi görünse de bu seçimlerin her zaman değiştirilebilir olduğunu bir hatırlatmak isterim. Ama o yaşlarda bunlar çok büyük kararlar ve geri dönülmezmiş gibi geliyor ama bence birilerinin de bunu hatırlatması gerekir. Psikolojide sizin dediğiniz gibi bir bilim alanı olarak özellikle bilimin çok son yıllarına damgasını vurmuş özel alanlardan bir tanesi. Hal böyle olunca sadece Türkiye'de değil tabii ki Amerika ve Avrupa ülkelerinde de kıymet gören ve öğrenciler tarafından da odaklanılmış alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu yansımaları da kendi ülkemizde de görüyoruz. Tabii bu bizi nasıl bir sonuca götürüyor? Şu an Türkiye'de ne kadar üniversite varsa hepsinde psikoloji bölümü olduğunu da biliyoruz. Evet, kontenjan hocam. Sayılarının yüksek olduğunu, bu kontenjanların genellikle doluluk oranlarında yüksek olduğunu görüyoruz. Bir ilgi var gerçekten hocam. Bir ilgi var, ancak ben şu konuda da ufak bir hatırlatma, belki de nacizane bir uyarı yapmak isterim. Geçmişte yılları bir şöyle bir boylamsal bakıp değerlendirdiğimizde aslında her 10 yılda 15 yılda bir belirli bölümlerin aynen şu an psikolojinin yaşadığı o verim ve hani bol meyveli zamanlarının geçtiğini ve daha sonra burada yine bilimin ve teknolojinin bazen başka yerleri işaret etmesiyle buralarda değişim ve dönüşüm yaşanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla psikoloji ayakları çok yere basan bir bilim. Dolayısıyla da hani psikoloji bölümünde okumak öğrenciye her zaman bir kazanç sağlayacaktır. Fakat hani bazen bu değişim ve dönüşümler bazı bölümlerin artık eskisi kadar rağbet görmediğini gösterir. Bu da kötü bir şey değil bizler açısından, yani akademisyenler açısından. Çünkü daha da seçici olabileceğiz anlamına geliyor aslında. Ancak şunu söylemek isterim ki psikoloji bölümünden mezun olan öğrenciler psikolog unvanıyla mezun olurlar. Dolayısıyla aslında bir meslek uygulama alanı, meslek de kazandırır öğrencilere mezuniyetten sonra. Fakat psikoloji özünde bir bilim alanıdır. Dolayısıyla 4 yıllık lisans eğitiminde temelinde biz psikoloji bilimin anlatılır. Dolayısıyla genellikle ilk yıl psikoloji bilimin ne olduğu, bilimsel araştırma yöntemi, bilimsel düşünme biçimi, yanlışlamacılık, doğrulamacılık nedir? Bütün bunlar üzerine aslında bir formasyondan sonra alan bilgisi başlar, dersler başlar. Ancak sizin dediğiniz gibi bu rağbetin fazlalaşmasıyla birlikte bir de meslek kazanımı olduğu için evet. Son yıllarda gördüğümüz, sadece bunu ben düşünmüyorum tabii, hani başka bölümden hatta çok daha duayen hocalarımla da bir araya gelip görüştüğümüzde genelde aynı fikirdeyiz. Hep bir meslek edinimi ve psikolojinin artık sadece bir klinik psikoloji
Değil mi? Yanı okunması gereken çıkıyor. Bir evet. lisans programı sadece o alanda çalışılıyormuş gibi hocam. Evet, halbuki insanın olduğu her alanda bu bölümden mezun olmuş, okumuş öğrencilerin, kişilerin çalışma fırsatı, bununla ilgili araştırmalar yapma fırsatı ve birebir uygulama yapma fırsatı da var. Yani bu klinik psikoloji, psikolojinin sadece tek bir alt alanı. Hani biz şu an belki medyadan, sosyal medyadan, belki dizilerden, popüler olan çok şeyden o kısmı çok görünür. Çok tanıyoruz o tarafını. Çok tanıyoruz. Evet, o kısım evet. çok görünür olmuş olabilir. Ama unutmayalım ki klinik psikologların da uygulamalarını bilimsel bilgi tabanlı yapabilmeleri için öncelikle psikoloji biliminin ve diğer alanlarının bilimsel çıktılarına ihtiyacı var. Bir aslında hocam yan dal gibi düşünülebilir herhalde, yanlış söylemiyorum değil mi? Yani bir üzerine yüksek lisans yapılarak belki evet, uzmanlaşılabilecek ama bir. Tabii mesela az önce söylediğiniz mezunumuz evet. Berkay Çakmak uzman psikolog ama. Şimdi konuşacağız. Evet şeyi uzmanlık alanı klinik psikoloji. Yani bu ne demek? Psikolog olarak yani psikolog ünvanı alabilmeniz için üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olmanız gerekir. Evet. Ancak klinik psikolog gibi psikoloğun önüne aldığınız o ek isimler bu alt alan ifadeleridir genellikle ve bunun için en az bir yüksek lisans programını eğitimi. Yani uzmanlığınızı tamamlamış olmanız gerekir ama Avrupa'dan farklı bir sistemimiz var. Avrupa'da 3+2 sistemi 5 yıl. Yani oradan psikoloji bölümünde mezun olan öğrenciler master'la da mezun, uzman olarak mezun oluyorlar ve 5 yıl okuyorlar. Bizim sistemimiz 4 yıl lisans üzerine 2 yıl en az 2 yıl yüksek lisans olarak gidiyor. Biraz daha sanırım Amerika üniversitelerinin sistemine biraz daha benzer olduğunu söyleyebiliriz. %100 İngilizce, %30 İngilizce evet. aslında iki program olarak da karşımıza çıkıyor. Evet. Yine adaylar için önemli. Paralel programlar ama öğretim dili herhalde burada farklılık evet, gösteriyor hocam. Evet aslında biz bölüm olarak kurulduğumuz tarihten yani ilk öğrenci almaya başladığımız tarihten itibaren en az %30 İngilizce olanağını kullanıyorduk YÖK'ünde hani bu kategorisini. Çünkü bir uygulama alanında ana dil çok kıymetli. Eğitimin ana dilde en iyi olduğunu biliyoruz. Fakat psikolojinin bir bilim alanı olması nedeniyle bilimin dili de İngilizce. Bu kayıpları minimize edebilmek ve uluslararası platformda yarışıyor olmamız gerekir. Hem akademisyenler olarak hem de yetiştirdiğimiz öğrenciler olarak. Bu yüzden en az %30'daydık ama daha sonra %100 İngilizce programında da daha az sayıda belirli ve daha araştırmaya odaklı paralel programlar ama sadece birinde derslerin öğretim dili de tamamen İngilizce ama evet diğer programımızda da kullandığımız bütün okumalar, materyaller, sınavlar İngilizce ama konuşma dilini daha çok ana dili yaptığımız iki program yürütüyoruz bu anlamda. Ama şunun altını çizebilirim. Birinin diğerinden daha önemli, kıymetli değil. Biraz içerisinde belki sadece araştırmaya odaklı olacağım diyenler İngilizce olanı daha tercih edebilirler. Ben daha uygulamacı da olabilirim tereddütünü ya da görüşü henüz varsa. Evet bu görüş varsa %30 İngilizce'de de İngilizce öğrenecekler. Psikolojiyi İngilizce olarak da öğrenecekler ama daha çok konuşma dilinde biraz daha ana dilimize de odaklanıyoruz orada. Her halükarda iki dilde, iki programda da aslında evet. İngilizcenin çok önemli evet. bir yeri var. Aslında tüm alanlarda olduğu gibi olmazsa olmaz artık ikinci, üçüncü yabancı dilleri tabii. konuşuyoruz ki üniversitenin de yine desteklediği önemli konular arasında. Hocam tabii bilgiler almaya devam edeceğiz. Ben mezunumuzu da biraz yakından tanıyalım isterim. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Siz tabii Başkent Üniversitesi mezunusunuz ama şu anda aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nin önemli bir çalışanısınız. Çünkü Labirent Psikoloji Çalışmaları Merkezi'nde klinik psikolog olarak çalışıyorsunuz. Yüksek lisansınızı da yine Başkent Üniversitesi'nde evet. yapmışsınız. Ben ilk olarak biraz daha geriye gidelim isterim. Nasıl psikoloji bölümünü tercih ettiniz? Hayaliniz miydi hep? Psikoloji bölümü benim lise zamanımdan beri hayalimde olan bir bölümdü. Dolayısıyla bu motivasyonla tercihlerimde bulundum. Tercihlerimde bulunurken de bütün üniversitelerin Ankara'daki tanıtım yerlerine gittim, tanıtım günlerine gittim ve Başkent Üniversitesi'ne geldiğim anda zaten burada okumam gerektiğini anladım. Tanıtım günleri önemli, birebir bilgiler almak çok kıymetli diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle. Yani bir üniversitenin havasını solumadan, oradaki hocalarla tanışmadan bence kesinlikle bir tercih yapılmamalı. Siz peki o süreçte geldiniz, gördünüz ve Hı-hı. psikoloji bölümünü tercih ettiniz. Hı-hı. Nasıl bir öğrencilik hayatı geçirdiniz? Yani özellikle ilk iki yıl oldukça benim için zorlayıcıydı. Çünkü üniversiteye alışmak
ve özellikle akademik anlamda kazanım sağlamak oldukça zor olabiliyor başlangıçta. Heyecanlı bir süreç orası. Heyecanlı da bir süreç kesinlikle. Ve 2 yılın ardından tabii ki biraz daha alıştığımda ve psikolojinin de alt alanlarına biraz daha artık hakim olduğumda, biraz daha temelini öğrendiğimde diyeyim hatta, daha da doğru karar verdiğimi anladım Başkent Üniversitesi ile. Ve bu süreçte de klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmam gerektiğini anladım. Çünkü zaten girerken de başlangıçta hayalim oydu. Bütün alt alanları gördüğüm süreçte biraz kafamda karışmıştı. Yani acaba nöropsikoloji alanında da yüksek lisans yapmalı mıyım diye. Ancak klinik psikolojinin sonunda bana daha uygun olduğuna karar verdim. Aslında gerçekten önemli. Klinik psikoloji, evet, parlayan bir yıldızı bölümün diyelim. Psikoloji bölümünün, bilim dalının. Siz bu anlamda yüksek lisansınızı da yine Başkent Üniversitesi'nde yaptıktan sonra aslında klinik psikolog olarak mesleğinize devam ediyorsunuz. Aldığınız eğitimlerin peki meslek yaşantınıza katkıları neler oldu? Yani bu bağlamda tabii ki akademik anlamda aldığım bilgilere biraz değineyim. Ondan sonra biraz daha eğitim alanında aldığım bilgilerden bahsetmek isterim. Öğrenim hayatımda zaten az önce de söylediğim gibi Başkent Üniversitesi çerçevesinde psikolojinin bütün alt alanlarına dair bilgileri oldukça yeterli düzeyde aldığımızı düşünüyorum. Zaten hani psikolojinin alt alanları tabii ki mevcut. Hani klinik psikoloji olsun, sosyal psikoloji, evet, gelişimsel psikoloji vesaire. Ancak psikolojinin herhangi bir alt alanında uzmanlaşırken de diğer alt alanlardan beslenmek zorundayız. Evet. Çünkü psikoloji aslında multidisipliner bir bilim. Dolayısıyla aldığım bilgiler benim için yeterli oldu. Öğrenim aldığım sırada bu bilgiler benim için yeterli oldu. Ancak hani akademik anlamda aldığım bilgilerin yanı sıra ben açıkçası eğitim, yani insanın kişiliğine ve bakış açısına sirayet eden şey anlamında aldığım bilgileri daha çok vurgulamak isterim. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü çerçevesinde verilen özellikle ilk yılındaki derslerde şu an geriye baktığımda görüyorum ki aslında biz akademik anlamda bilgi yüklenmesinden ziyade, tabii ki o da işin önemli bir kısmı, bir psikolog gibi düşünme konusunda eğitilmişiz. Yani bir psikolog nasıl düşünmeli? Eleştirel düşünmeli. Yani bir gerçeği direkt bünyesine alıp, ya bir bilgiyi direkt bünyesine alıp gerçek olarak kabul etmemeli. Evet. Bu bilgiyi her zaman sorgulamalı. Zuhal Hocam'ın derslerinde sık sık söylediği gibi. Bunun yanında görüşü açık olmalı. Başka insanların sınırlarına ve fikirlerine saygı göstermeli. Her zaman gerçeğin göründüğü gibi olmadığı bilgisine de vakıf olmalı. Gerçeğin bazen göreceli olabileceğini de anlamalı. Bu bağlamda aslında bir psikolog olmaya çok ciddi bir şekilde, tabii ki 4 sene boyunca ama özellikle ilk sene hazırlandığımızı düşünüyorum. Ve sonra zaten alanınızı seçmişsiniz. Klinik psikoloji alanında ilerlemişsiniz. Hocam, Başkent Üniversitesi'nin böyle bir merkezinin oluşu hem öğrencileriniz hem de sonrasında tabii ki mezunlarınız için çok kıymetli. Önemli bir uygulama alanı diyebiliriz herhalde. Evet, burası önemli bir uygulama alanı. Aslında ilk başta daha farklı bir isim ve oluşum içerisindeydik. Fakat bu daha çok klinik uygulamaları içeren bir kapsamdaydı. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl içerisinde bu kapsamı günümüz şartlarında ve psikolojinin günümüzde geldiği noktada aslında daha kapsamlı hale getirmemiz gerektiğini düşündük. Şu an merkez müdürümüz doçent doktor Elvin Doğutepe hocamızın idareciliğinde yürüyen bir merkezimiz var ama tabii bizim bölüm çerçevesinde yürüyen de pek çok projemiz var. Yani NATO Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nde çalışan araştırmacı hocalarımız var. Birleşmiş Milletler'de proje yürüten hocamız var. Bunun dışında Avrupa Birliği projesi yürüten hocalarımız var. Dolayısıyla bunun gibi merkezler aslında bazen sadece bölüm değil de daha bağımsız bir merkez çerçevesinde yürütüldüğünde uluslararası projelerde daha da görünür hale gelebiliyorsunuz. Bir bu hani farklı alanların kapsanabilmesi açısından, tabii özellikle böyle bir psikoterapi merkezi olarak da üniversite çatısı altında olması doğal olarak insanlara güvenilir de geliyor. Tabii çünkü ki. Ne yazık ki bilimin ışığında çünkü. Bizim ülkemizde hala bir psikologluk meslek yasası yok. Dolayısıyla hani bunu daha önce defalarca farklı platformlarda, hatta sizin yer aldığınız platformlarda da birlikte konuştuk. Dolayısıyla bu ne demek?
bir meslek yasasının olmaması demek aslında bu mesleğin sınırlarının çizilmemiş olması. Biz bunu akademide çizebiliyoruz ama tabii uygulama alanında bu sınırın çizilmemesi demek insan sağlığına aynı zamanda da büyük bir tehdit oluşturabilirsiniz anlamına gelir. Dolayısıyla böyle olduğunda ne kadar popüler de olsa gittiğiniz herhangi birinin bu anlamda her zaman yetkin olup olamayacağına ne yazık ki güvenemezsiniz. Çok önemli. Özellikle de pandemi dönemi malum bazı şeyleri daha çevrim içi yürütebildiğimiz bir süreç. Evet, dersler hocam. De öyle evet. ve psikoterapi süreçleri de öyle. Ve bu bazen çok tercih edilebilir ve işlevsel olabilir. Ancak şunu da biliyoruz ki bu süreçlerde yine de fiziksel olarak bir arada olmak ve temasın hem bu süreci yürüten kişi bağlamında, psikolog bağlamında hem de bu danışmayı alan kişi bağlamında aslında çok daha fazla o psikoterapötik etkisinin çok daha başka da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla daha biraz üniversite çatısında aslında bu anlamda çok güvenilir. Biraz daha muhakkak. Makul, daha bilimin erişilebilir. Işığında, evet. Evet ve bu merkezde sadece tabii şu an Berkay bizim mezunumuz. Biraz sosyalci olarak da sosyal psikoloji alanının uzmanı olarak da onu da kaçırdığımızı düşünüyorum. Başarılı bir öğrenci yani onu klinik alanına kaptırdık ama şöyle de söyleyebilirim ki bu bağlamda da baktığımızda tabii sadece bugün böyle denk geldik ama bizim çok az mezunumuz bu merkezde çalıştı. Daha önce yolu düşen çalışanlara baktığımızda farklı üniversitelerden mezun ama illaki yetkinliği olan klinik psikologlarla çalıştık bu merkezde. Hocam kaçıncı sınıfta hangi alanda çalışacaklarına karar verebiliyor öğrencileriniz? Var mı böyle bir gözleminiz? Daha tanıtıma geldiklerinde ben klinik psikolog olacağım diye biliyorum. Sonra mesela sosyal psikoloji olabilir. Çok az da öyle geliyor. Mesela diyor ki ben adli psikolojiyle ilgileniyorum diyor. Mesela böyle geliyor. Alanı tanıyarak. Tanıyarak geliyor. Bu tabii çok yani özellikle bu alanda bir akademisyen için bulunmaz bir nimet. Ne güzel, yani. Evet. Sizin o alanda uzman olmanız gerekmiyor ama bu kadar spesifik bir şeyle gelen. Tabii biliyorsunuz onun da değişip dönüşebileceğini ki, ama muhakkak. Buna vakıf olan öğrenci aslında hani öncelikle iyi bir psikoloji eğitimi alması gerektiğini biliyor. O yüzden geliyor ve üstüne bunu kurgulamak değil istiyor. Mi? Sonrasını planlıyor diyor. Hocam. Evet. Dolayısıyla ama bizim yenilenen kataloğumuz, çünkü biz bölüm olarak da hani akademik müfredatımızı, kataloğumuzu bir yaklaşık bir 10 yılda köklü bir değişime gidiyoruz. Çünkü bu kadar her şeyin hızla değiştiği ve tüketildiği bir yerde hocam. Ve bilimin evet. bu kadar evet. üretildiği ve teknolojinin artık çok hakim olduğu bir dünyada hani çok uzun yıllar var olan katalogları kullanamayız. Daha önce 3. sadece 4. sınıfta seçmeli derslerimiz vardı. Yani ilk 3 yılda öğrenciye psikolojinin ABC'sini verip son sınıfta daha çok seçmeli derslere artık kendi istedikleri alanlara seçerek yönelmelerini istiyorduk. Şimdi yeni kataloğumuzda bunu 3. sınıftan 2 derste zaten. Başlatıp sonra 4'te daha çok yine seçmeli, daha yoğun seçmeli derslerle yönelmeye başlıyoruz ama bölümde farklı uygulamalarımız var programlarda. Mesela proje asistanlığı, öğrenci asistanlığı sistemlerimiz var. Mesela bir dersi geçtiğimiz yıllarda alıp başarıyla mezun olmuş, başarıyla geçmiş bir öğrenci. O dersi yine hocası ihtiyaç halinde ona başvurup mesela o dersin belirli işlerinde görev alabiliyor. Öğrencilere etüt saatleri gibi hani dersin geri kalan vaktinde dersin daha iyi anlaşılması için değişik uygulamalar ya da işte anlatımlar yapabiliyor. Bu biraz akademinin mutfağını görebilmeleri için. Yeter ki istesinler hocam. Aynen öyle, kesinlikle. Değil mi? Bir taraftan da tabii projeler, mesela TÜBİTAK'ın desteklediği lisans öğrencisi projeleri var. Bölümümüzde burada hatırı sayılır miktarda projemizde yürüyor 22.09 projeleri. Daha lisanstayken işin bu anlamda mutfağını başka bir şekilde proje anlamında, araştırma anlamında da görebiliyorlar. Staj imkanları tabii ki var. Mezuniyet koşulumuz değil bölümde. İki programımızda zorunlu değil. Ancak ama isteyen her öğrenciyi yerini de bulup her şeyle usulünce bu süreçten geçmesini istiyoruz ve destek oluyoruz. Bazı öğrenci de staj yapıp ya da bu söylediğim programları yapıp yok ben burada olmamalıyım da diyor. Bazısı evet buymuş da diyor. Başka yerler. Önemli hocam. Bunun karar vermede muhakkak evet. bir yol gösterici oluyor. Ve 4. sınıf öğrencimiz sevgili Tuğba Erdem. Tekrar hoş geldiniz hoş programımıza. Bulduk. Siz nasıl tercih ettiniz psikolojiyi? Şöyle yani böyle çok çocukluk hayalim miydi diyemem. Hep insanları merak ettim gerçekten. Kendime çıktığım bir yolculuk diyebilirim psikoloji bölümü için.
Ama tercih ettiğimde gerçekten bu kadar kapsamlı bir alan olduğunu bilmiyordum. Düşündüğüm gibi olmadığını, aslında çok daha detaylı ve bana çok fazla şey kattığına inanıyorum. Farklı alanları olduğunu da öğrencilikte mi gördünüz? Evet, öğrencilikte gördüm. Ve şöyle, bölüme başladığım ilk günkü Tuğba ile ben kesinlikle aynı kişi değilim. Bu çok güzel bir şey, çok güzel bir değişim kattı bana. Peki yani, nasıl geçiyor şimdi, mezuniyete de az kalmış? Evet, mezuniyete az kaldı. Zuhal Hocam'ın da bahsettiği gibi bu projelerde çalışıyorum hocalarımla birlikte. Siz de bu projelere imza atıyorsunuz, ne güzel. Berkay Hocam'la birlikte de aynı şekilde çalışmalarım var. Siz hangi alana merak klinik saldınız? Klinik ben istiyorum. Öyle ilk mi? Günden beri bu değişmedi ama hocam, diğer alanların klinik örneği. Diğer alanların da önemini gerçekten çok iyi fark ettim. Yani psikolojinin sadece bu olmadığını okulda anladım. Hatta yazın staj sürecimde aldığımız eğitimin ne kadar farklı olduğunu ve çok farklı bir bakış açısı kazandığımı, diğer stajyerlerle birlikte kendimi karşılaştığımda gerçekten bunu gördüm. Yani bu bölümü yazacak öğrencilere de bir şey yapmam gerekirse, öneride bulunmam gerekirse eğer, öncelikle kendi tercihlerim bu, aileleri mi bunu istiyor, neden psikolog olmak istiyorum diye kendilerine sormaları gerekiyor. Her ne kadar işte sosyal medyada, dizilerde psikoloji böyle özlü sözler paylaşılan bir alanmış gibi evet. görse de aslında bir bilim alanı. Yani psikoloji bir bilim, bunu bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela tercih yaparken akreditasyonun çok önemli olduğunu bildiğim için. Şimdi ona da vurgu yapmak istiyordum. Çok önemli. Siz bunları anlatıyorsunuz. Bunlar hep eğitimde kalitenin bir evet, göstergesi aslında. Çok önemli aslında. Şeyler. Akreditasyon çok önemliydi benim için. Bu araştırmaları yaparken Başkent Üniversitesi'nde olduğunu biliyordum. Yani öğrencilere tercihim, önerim kesinlikle bunu bilmeleri gerekiyor, araştırmaları gerekiyor. Tercihlerini ona göre yapmaları gerekiyor. Siz de tanıtım günlerine gelmiş miydiniz? Evet, gelmiştim. Birebir bilgi almışsınız. Evet. Şimdi siz de klinik psikolog o zaman olmak istiyorsunuz. Yüksek lisansa devam edeceksiniz. Evet, yüksek lisansa devam etmek planım. Yani eğitim süreciniz devam edecek. Evet, eğitim ama belki sürecim bu süreçte devam bilmiyorum. Çalışmaya başlamak, mesleğe atılmak gibi de bir heves var mı? Yani evet, istiyorum bir şeyler yapmak ama tabii yeterli olmadan, kendini çok yeterli hissetmeden de böyle bir şeye girişmek istemiyorum açıkçası. Biraz daha eğitimlerimi tamamlamak, kendimi daha yeterli hissetmek istiyorum. Tabii biz de yani insanlara dokunacağız. Evet. Tabii şey değil, yani bu tercih edecek öğrencilerin şunu da önemsemesi gerekiyor. Böyle çok ütopik şeyler değil. Tabii ki kimse kimsenin hayatını çok fazla değiştiremez. Böyle bir şey yok ama biz insanlara dokunan bir meslek yapıyoruz ve bunun bilincinde olmaları gerekiyor. Bir sorumlulukları var. Yani bu yola çıkan insanın gerçekten bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum ben. Başkent Psikoloji de, olarak da gerçekten bir aile gibiyiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum Zuhal Hocam, diğer hocalarım. Yani şeyden çok eminim, herhangi bir şey olsa gerçekten kapılarını çaldığımda her şeyi konuşabileceğimi biliyorum. Her şeyi paylaşabileceğimi, işte gelecekle ilgili seçimlerimde, herhangi bir probleminde hep destek olacaklarını biliyorum. Bu çok önemli bir şey. Ve mezunlarla da her an iletişim halinde evet. olmak. Sektörden kişilerle değil kesinlikle. Mi? Farklı alanlarda çalışan kişilerle her an iletişim halinde evet, olmak öyle çok mi? Kıymetli bir, diye bir uygulamamız var. Akran Danışan diye bir uygulama. Evet. Hatta ilk birinci sınıfa geldiğimde çok hoşuma gitmişti bu. Çünkü hiç bir şey bilmiyorsun. Hı-hı, endişeleniyorsun, hı-hı. korkuyorsun bazı şeylerden. Çok yardımcı olmuştu o. Ya şu anda da mesela biz de birinci sınıflara bu şekilde destek oluyoruz. Şimdi mezun oldular onlar. Onlarla iletişimimiz devam ediyor. Ya çok gerçekten bir aile gibiyiz burada. Çok az bir vaktimiz kaldı. Son mesaj ne olur adaylara? Kimler tercih etsin psikolojiyi? Yani söylediğim gibi gerçekten bilim yapmak isteyen insanlar tercih etmeli. Böyle. Kampüs yaşamı da çok kıymetli diye evet, düşünüyorum. Yani sosyal olarak da böyle bizim işte topluluklarımız var. Topluluklar güzel etkinlikler düzenliyorlar. Zaten kampüsün alanı da çok güzel, doğası çok güzel. Biz de başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür teşekkürler. Ediyorum. Son mesaj ne olur? Bir mezun gözüyle ve tabii ki klinik psikoloji alanında çalışan bir kişi gözüyle. Açıkçası az önce de bahsettiğim gibi aldığım eğitim birçok alanda beni temel, yani lisans eğitimi olarak söylüyorum tabii ki, birçok alanda temel anlamda yetkin yaptığını söyleyebilirim. Temel anlamda farkındalığı ulaştırdığını evet. söyleyebilirim. Bu bağlamda buradan mezun olduktan sonra yolumuzu biraz kendimiz çiziyoruz. Yani uygulama da yapmak istersek, bilim de yapmak istersek veya işte farklı alanlara da yönelmek istersek. Çünkü psikoloji çok birçok alanı kapsayan
bir şemsiye gibi bir alan baktığımızda buna göre tercih yapabiliriz. Yani mesela benim şu anda mezun olan arkadaşlarımdan bir tanesi Vietnam'da çalışıyor insan kaynaklarında. Bir tanesi Amerika'da şu an spor psikolojisi alanında doktora yapıyor. Yine Avrupa'da bazı üniversitelerde yine yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlarım var. Veya işte uygulama alanında da çalışabiliriz. Yani klinik psikoloji yüksek lisansını yaptıktan sonra uygulama alanında çalışan bir sürü arkadaşım da var. Dolayısıyla aslında temel beklentimiz ve hani temel söyleyeceğim şey daha doğrusu buradan gerçekten emek göstererek mezun olduğunuzda birçok şeyi en azından açık hale gelebiliyorsunuz ve birçok alana kendinizi yöneltebiliyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hocam? Psikoloji insan duygu, düşünce, davranışıyla ilgili ama aslında bana sorarsanız psikoloji varlık sancısıyla doğrudan ilgilenen bir bilim. Dolayısıyla kendi özüne dönüp bakmaktan imtina edecek kimsenin burada emek ve vaktini harcamasını istemem. Çok benim önemli. Mesajım bu olur sanırım. Kısa ve net. Alanı tanısınlar. Acaba kendileri için uygun mu gerçekten? Eşit ağırlık puan türüyle adayları bekliyorsunuz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu biz kıymetli bilgileri ederiz. Paylaştınız çok hocam. Tecrübelerinizi paylaştınız, zaman ayırdınız. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan ve %100 İngilizce ve %30 İngilizce programlarıyla ön plana çıkan psikoloji bölümünü daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın. Thank you.